Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi yüksek öğrenim alanını 192 kişilik modern öğrenci yurduna kavuşturuyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Milletvekili İlkin İnceöz, Aksaray Üniversitesi öğrenci giriş kapısı sınırları bölgesinde inşa edilen modern öğrenci yurdu kompleksi inşaatını gezdi. Yetkililerden bilgi aldılar. Aksaray Belediyesi tarafından yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacına cevap verecek olan modern yurt kompleksinde kaba inşaat tamamlandı, iç tefrişat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Eğitim alanında önemli proje ve yatırımlara imza atan Aksaray Belediyesi, iki bloktan oluşan toplamda 192 yatak kapasiteli yurt kompleksini belirlenen ihtiyaç doğrultusunda kız ya da erkek öğrencilerin kullanımına sunacak. Yurt kompleksinin kısa bir süre içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Aksaray Belediyesi'nden Gönül Köprüsü ile birlikte 24 adet fiziki köprü projesi. Başkan Yazgı dönemiyle çalışkan ve üretken bir belediyeye dönüşen Aksaray Belediyesi, Aksaray'ın farklı noktalarında acil ihtiyaç olarak belirlenen 24 köprüyü hizmete sundu. 4,5 yılda merkez başta olmak üzere yaya ve araç trafiği akışını hızlandırmak için şehrin muhtelif yerlerine 24 adet araç ve yaya köprüsü yaparak trafiği hızlandıran Aksaray Belediyesi bu konuda ihtiyaçları belirlemeye ve yeni projeler hazırlamaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi, altyapı hattı bulunmayan yerleşim bölgelerine sıfırdan hat döşeme çalışmalarıyla sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Dev yatırımlara imza atan Aksaray Belediyesi, Hamidiye Kırımlı, Hamidiye Bahçesaray, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve Yeni Sanayi Bölgesi'nin kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda 43 milyon Türk lirası yatırımla 58 kilometre kanalizasyon, 7 kilometre terfi, 65 kilometre hat ile 4 adet betonarme, 5 adet paket toplamda 9 terfi merkezi çalışmalarına başladı. 700 gün sürmesi planlanan proje ile yaklaşık 1000 hanenin yanı sıra Aksaray-Adana yolu üzerinde bulunan tesisler ve ticarethanelerle birlikte yapımı devam eden yeni sanayi bölgesinin de kanalizasyon ihtiyacı bu proje ile giderilecek. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.